Her yıl 8-14 Mart aralığı glokom haftası olarak kutlanır. Bu haftanın amacı halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığına karşı farkındalık yaratmaktır. Glokom haftasında konuşan ve bu hastalığın insanlar üzerindeki etkisine değinen Tekden Hastanesi göz doktoru Musa Karataş Güler konuyla ilgili şunları söyledi. Göz tansiyonu çok sinsi bir hastalık. Ne demek göz tansiyonu? Glokom, göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak gözün arkasındaki göz sinirinin hasarlanması olayı. Ve bunun sonucunda da hastanın görmesinin düşmesi ve görmeyi tamamen kaybetmesi olayı. Bu hastalık sinsi bir hastalık. Yani hastada hiçbir şikayet, belirti vermeden ilerleyip görmeyi düşürebiliyor. Yani bunu hasta fark ettiğinde son döneme kadar hani fark etmiyor. Çünkü çevresel olarak görmeyi, önce çevresel görmeyi düşürüyor. Sonra merkezi görmeye en son dönemde. Dolayısıyla bu konuda yani göz doktorların çok uyanık olması gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Örneğin işte gözlük almak için bize başvuran ya da gözünde bir kızarıklık, alerji vesaire için yani herhangi bir sebepten dolayı, bir şikayetten dolayı göz polikliniğine başvuran bütün hastalarımızda göz tansiyonunu ölçüp glokom açısından mutlaka değerlendiriyoruz. Yani göz sinirine bakıyoruz, gözün tansiyon değerine bakıyoruz. Öylece hastalarımızı atlamamış oluyoruz ve erken dönemde tespit ettiğimiz hastalarımızda tedavi etmiş oluyoruz. Göz tansiyonu kısaca göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak göz arkasında hasar oluşması, gözün sinirinde hasar oluşması demek. Göz basıncı işte normalde bizim ölçtüğümüz değerlerde işte 21 milimetre civarının üstünde olursa buna biz işte şüpheleniyoruz glokom açısından. Sonra göz sinirine bakıyoruz, orada kaptisk oranına bakıyoruz. Eğer kaptisk oranı onda 4'ün üzerindeyse bu da bize bir soru işareti olarak hani şüphelimizi arttırıyor. Sonra bununla ilgili testler yapıyoruz. İşte OCT, görme alanı gibi testler. Artı bir de hastanın genetik yatkınlığı varsa, yani ailede işte anne, baba, akrabaların herhangi birinde göz tansiyonu hikayesi varsa, bütün bunları bir araya toplayıp değerlendiriyoruz. Göz tansiyonu teşhisi koyduğumuz hastaya öncelikle medikal tedavi veriyoruz. Yani damla tedavisi veriyoruz. Bu damlayla eğer göz tansiyonunu kontrol altına alabiliyorsak ve görme alanında defek oluşmasını durdurabiliyorsak, hani göz sinirinin hasarını engelleyebiliyorsak, damlalarla devam ediyoruz tedavisine. Genellikle göz tansiyonu teşhisi koyduğumuz hasta ömür boyu tedavi sürüyor. Dolayısıyla hani çok dikkatli ve belirli testlerden geçirildikten sonra teşhis konması gerekiyor. Eğer damlalar yetersiz olursa cerrahi düşünebiliyoruz. Lazer tedavimiz var. İridektomi, işte açıya yaptığımız lazerimiz var. Cerrahi olarak da trabekülektomi dediğimiz bir ameliyatımız var. O da genellikle başarılı. Hani damlaya cevap vermeyen glokomlarda, göz tansiyonlarında bu ameliyatlarımız da başarılı oluyor. Sebepleri neler olabilir? Göz tansiyonunun sebebi. Göz tansiyonu en sık genetik yatkınlık oluyor. Yüksek göz hastalığına sekonder. Örneğin yüksek göz bozukluğu var, yüksek miyopisi var. Buna eşlik eden glokom olabiliyor. Ya da işte üveit denen bir hastalığımız var. Gözün romatizması dediğimiz. Buna eşlik edebilir glokom, göz tansiyonu. Katarakt olan hastalarımızda olabilir göz tansiyonu. Ya da darbeye bağlı, travmaya, göze alınan herhangi bir darbe sonucu da göz tansiyonu gelişebilir. Ama en sık göz tansiyonu sebebi genellikle genetik ve herhangi bir belirti vermiyor. Yani hastada ağrı, kızarıklık, görme bulanıklığı yapmadan yavaş yavaş, sinsi bir hastalık onun için diyoruz, yavaş yavaş ilerleyerek göz sinirini işte 3 yıl içinde, 5 yıl içinde harap edebiliyor. Bunu işte en sık idiopatik, yani bilinmeyen, genetik olarak biz de böyle düşünüyoruz. Gözün yapısıyla alakalı bir durum. Tedaviyi de dediğimiz gibi anlattık az önce. Bazen doğuştan da olabiliyor göz tansiyonu. Konjenital glokom dediğimiz bir olay var.
Bebek doğduğunda gözünde göz tansiyonuyla doğuyor. Bunlar da biraz daha farklı oluyor. Gözün çapını da büyütüyor bu göz tansiyonu. Dolayısıyla gözün şeklini de bozuyor. Buna buftalmış dediğimiz durum, yani gözün büyümesi olayı da oluyor, böyle bir durum. Hani onun da erken teşhisi çok önemli. Onun için mesela 3 aylık bebeklerde mutlaka göz tansiyonu, konjenital glokom açısından da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. 3 aylık muayenede bunu da yapıyoruz biz. Burada işte gözün kesitsel, yandan kesitsel şeklini gösteriyor. Yani burası göz bebeği. Buradan baktığımızda muayenede göz siniri burada. Göz sinirini görmüş. Yani karşıdan baktığımızda da göz siniri böyle gözüküyor. İşte burada bir de bu alt kısımda hasta nasıl görüyor? Tamam mı? Şimdi mesela normalde hafif glokomlarda, yeni başlamış glokomlarda hastada pek bir şikayet olmuyor. Bak burada işte evi görüyor, ağacı görüyor. Çok şurada küçük bir leke şeklinde. Ama bunu da fark etmiyor. Erken dönem glokomlarda zaten hastalar pek fark etmiyor. Bu muayeneye geldiğinde biz teşhisi koyabiliyoruz. Hastanın pek şikayeti de olmuyor. Burada bak biraz ilerlemiş. Alanı daralmış. Görme alanı daralmış biraz. Ortada da biraz lekeler oluşmaya başlamış. Skotom dediğimiz lekeler oluşmaya başlamış. Biraz daha ilerleyince bak görme alanı iyice daralmış. Burada bak evin artık çatısını göremiyor. Ağacın bir kısmını görüyor. Bu biraz daha ilerlediğinde artık merkezi görme de kaybolmaya başlamış. Bu çok ileride. Burada en son döneme artık neredeyse görme çok az bir şekilde kalmış. Eğer hastaya bıraktığımızda hasta genellikle burada bize geliyor. Yani çünkü hiçbir şikayet yapmıyor. Ağrı olmuyor, kızarıklık olmuyor, bir şey olmuyor. Hasta bir gün tesadüfen bir gözünü kapatıp bir baktığında o gözünün az gördüğünü, bunun iyi gördüğünü, genellikle asimetrik oluyor. Yani mesela glokom gözün birini burada, biri burada. Buradayken şikayeti yok ama öbür göz ilerlemiş oluyor. Ve panik halde hocam benim bu gözüm görmüyor deyip geliyor. Baktığımızda işte son dönem glokom olmuş oluyor. Buna pek bir şey yapamıyoruz. Yani hani amacımız zaten bu dönemde yakalamak. Yani yeni başladığında glokomu yakalamak. Bunun için de işte gözlük muayenesi için olsun, gözünde yabancı bir cisim ya da batma vesaire, yani herhangi bir şikayetten poliklinimize başvuran bütün hastalarımızın mutlaka glokom açısından, yani göz tansiyonu açısından değerlendiriyoruz. Yabancı kitaplarda da şöyle geçiyor göz tansiyonu, gözün hırsızı olarak, yani sinsi bir şey olduğu için bunu bir şekilde hastaya hissettirmeden, kendini hastaya hissettirmeden gözün sinirine hasar veriyor.